Merhaba, hoş geldiniz. Onur Gökçek ben. TEDx'te olduğum için çok mutluyum. Beni niye çağırdılar diye biraz düşündüm. Çok konuştuğum için olabilir. Gerçekten çok konuşuyorum. Ee, konsepti konuşmak olan programa davet edilmem çok normal geldi. 6 aylıktan beri konuşuyorum. 6 yani aylıkken konuşmuşum resmi. ilk meme demişim. Hala da aynı fikirdeyim. Bugün de sorsan yine meme derim. 6 aylıkken vermiş olduğum kararların ne kadar doğru olduğunu bugün burada bir kere daha görüyorum. Gerçekten çok konuşuyorum. Ben konuşurken birçok şey bitti. Film izliyorsak film bitti. Spor yapılıyorsa spor bitti. Yemek yiyorsa yemek bitti. Hesap ödendi. Bu iyi bir şey. Bir kere bir arkadaşım ben konuşurken araya girmeye çalıştı. Lafını balla kesiyorum dedi. Kesemedi. O kadar çok konuşuyorum. Seviyorum konuşmayı. Konuşmakla beraber yani bir de sıkıntılı da bir adam. Hem çok konuşuyorum. Hem çirkinim hem takıntılıyım. Bir sürü şey birleşmiş. Annem ben bana hamileyken e, sancılanıyor, hastaneye kaldırıyorlar. Doğum çok yaklaştığı bir süreçte, işte, 9 aylıkken. Doğum gerçekleşmiyor, annemi yatırıyorlar o gece orada. Babam e, saat 2 gibi geç oldu ben gideyim demiş. <laughs> Annem de çok bozulmuş, yıllarca anlattı hep. Ha dedi çok acayip içimde kaldı o laf benim bilmem ne. Ben sonradan anladım, saatle alakalı değil. Babam artık ileri göçtü, anlamış geliyor bu herif artık çok geç. Artık çok geç ben gideyim yapacak bir şey yok. Bence durdurmaya çalıştı doğumu, durduramadı. Geldim. Dünyaya. Ee, söylediğim gibi çirkinim de. Çirkinliğimi kapatmak için saçımı uzattım ee, Gözlük var, sakal bıraktım karizmatik olsun diye. Ee, Gel sakalıyken karizmatik olduğumu bir tek ben düşünüyorum, bunu biliyorum. Genelde karizmatik olduğumu bir tek ben düşünüyorum. Hatta düşünce ben bile düşünmüyorum. Yani karizmatik olarak geçirdiğim o anlara dönüp bakıyorum, evet Onur orada da karizmatik değil misin diyorum. Küçüklüğümden beri böyle. 10-11 yaşındaydım. Mahallemize gelen Sonya diye bir kıza asılıyorduk. Emrah diye bir arkadaşımla. Asılıyorduk dediğim kaba tabirle söylüyorum. Masum bir şey. Sonya da 11 yaşında. Biz de 11 yaşındayız. Emrah'la sürekli kapışıyoruz. Sonya senin sevgilin, benim sevgilim. Bir gün böyle Sonya aramızda onu etkilemeye çalışıyoruz. Emrah kıza şöyle bir şey yaptı. Sonya dedi şöyle bana bak kime benziyorum dedi. Kız şöyle baktı kime dedi. Vandayım dedi. Kızı etkiledi tamam mı? 11 yaşındayız. Ben de böyle altta kalmak için hemen araya girdim. Dedim Sonya şöyle bana bak bakalım. Ecevit'e benziyor muyum ben? Benim karizmadan aldım bu çirkinim biliyorum. Çünkü sahneye çıkıp çirkinim diye şaka yapıyorum yıllardır. İçinizden bir kişi bile estağfurullah demiyor. <laughs> sahneye çıkıp çirkinim diye şaka yapıyorum. İçinizden bir kişi bile estağfurullah demiyor diyorum. Yine de içinizden bir kişi bile estağfurullah demiyor. Ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz. Sonra diyor ki çok çirkinlikten bahsediyor. Ne yapayım? Tipimle ilgili yeni yorum ama iş yerinden Zehra diye bir arkadaşım yaptı. Bir gün böyle ben e, sahnede beni izlemeye geldiler çalıştığım dönemde iş yerinden. Çirkinlik falan anlattım sahnede. Ertesi gün İş geldi Zehra dedi ki oğlum dedi sen dedi dün çirkinlik falan diye anlatıyorsun ama dedi baktığın zaman dedi boylu poslu adamsın. Dişlerin dedi inci gibi, gözlerin dedi kocaman badem gibi, dudakların dedi köfte gibi. Ama hepsi bir araya gelince bir boka benzemiyor oğlum sen dedi. Tek tek güzel organların var da tek surat için değil bunlar. <laughs> Lan üzüleyim mi sevineyim bilemedim böyle kabardım kabardım çöktüm. Benle ilgili en iyi tespiti yine iş servis şoförümüz yaptı Zülküf amca. 70 yaşında emekli bekçi. İyi bir referans gibi durmuyor ama güzel konuştu. Altı dolu konuştu yani. Bana bir gün dedi ki, Onur dedi, sen çok iyi bir çocuksun dedi. Böyle serviste gidiyoruz. Nereden biliyorsun dedim iyi bir çocuk olduğumu? Ve tanışalı da bir iki hafta olmuş. Yani emekli bekçi ya, insan sarafiyim ayağımı yapıyor bana. Dedim, nereden biliyorsun çok iyi bir çocuk olduğumu? Oğlum dedi, hem çirkinsin hem paran yok. Senin bu dünyada iyi olmaktan başka şansın yok. Tutunamazsın, dost edinemezsin dedim. Çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Biz çirkinler iyi olmak zorundayız. Zaten bir adam hem çirkin, hem fakir, hem de kötüyse gerçekten kötüdür. Net kötüdür yani. Bunu bilinçli olarak yapıyordur. Çok zor çirkin ve fakir olmak. Çünkü tam tersi insanlar var hayatlarımızda, zengin ve yakışıklı. Ben onlarla iletişim kuramadım bir dönem. Özellikle Emre diye bir arkadaşım var. Bir gün doğum günü orada fark ettim. Aradım çocuğu, temennide bulunamadım. Diyecek hiçbir şey bulamadım. Doğum günü kutlu olsun her şey görünce zaten öyle. Süper mutlu bir hayat zaten öyle. Diyecek hiçbir şey yok, her şey zaten öyle. İki saniye sürüyor telefon konuşması. Doğum günü kutlu olsun deyip kapatıyorum. O beni bir arıyor 25 dakika. Öyle olsun, böyle olsun, olsun. Ölümlü dünya. Arada ölümü de katıyor. Çünkü bulunduğum durumun bir tık altı ölüm. Tamam biliyor bunu. Yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyor beni. <laughs> zor zor gerçekten. Benim adıma zor yani. Bir de aynı zamanda söylediğim gibi takıntılıyım. Ee, şöyle takıntılar. Benim için çok normal şeyler. Ama sonradan yıllar sonra anladım ki insanlar için bunlar hastalıkmış. <laughs> yani mesela arabayı park ettim kapıyı kapattım, pencereleri elimle baktım, kapıların hepsini elimle kontrol ettim. Sokağın başından dönerim. Acaba radyo açık kaldı, aküm bitecek. Çok önemli değil, döner bakalım. Ya da işte evde kapılar, pencereler, prizler her yeri kontrol ettim. Çıktım, sokağın başından dönerim. Acaba ütü fişte kaldı, yangın mı çıkacak? E, önemli değil, dönüyorum. Biliyorum bir haftadır ütü yapılmıyor, gene de dönüyorum. Bakıyorum, ütü yerde duruyor. Alıp onu balkona koyuyorum. Kendi kendine yanacak gibi geliyor. Takıntılar bilirler. Ütü bizim en büyük düşmanımız. Ütüye ayrı bir şeyimiz var yani. Yok edebilirim ütüyü. Bunlar çok sıradan şeyler. Bunlara alıştım, bunlarla yaşıyorum. Gerçekten hiç hayatımı zorlamıyor. Çünkü gerçekten uzun yıllar böyle yaşayınca normalleşiyor. Beni rahatsız eden bir tane var, ocak takıntım. Ocağa karşı ayrı bir takıntım var. Her akşam yatmadan 15-20 dakika ocağa baktım oluyor. Orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi yatmadan evdeki her yeri kontrol ettim. Kapılar, prizler, pencereler baktım. En son mutfağa giriyorum. Mutfakta da şöyle bir şey var. Şimdi e, mutfakta işte dolap, priz, mizgin oraya bakıyorum. Finalde ocağa geliyorum. Ocakta bir, iki, üç, dört tane tuş var gazın çıktı. Hepsini kapatıyorum. Bir de vana var. Çift önlem. Onu da kapatıyorum. Buradan kaçar oradan kaçmasın diye. Sonra bakıyorum. Bir, iki, üç, dört kapalı. Vana kapalı. Kapalı, kapalı, kapalı. kapalı. Vana zaten kapalı. Bunu hem görüyorum hem söylüyorum zaten net olarak. Kapalı. Belli yani kapalı oldu zaten. Bunu. Bu da kapalı. Bunu hem görüyorum hem söylüyorum. Bu da kapalı, kapalı, kapalı. <laughs> Kokluyorum. Evet kapalı. Net olarak kapalı. 15-20 dakika böyle baktığım oluyor. Sonra diyorum ki acaba beynim bana bir oyun oynuyor olabilir mi? Çünkü o kadar çok kapalı kapalı dedim ki gözün belki de beynime kapalı sinyalı gönderiyor. Belki kapalı değil. Nereden bileceksin? Bilemezsin. Ben bundan çıkamıyordum. Gerçekten yıllarca bu döngüde gittim. Sonra ben bunu bir yerde anlattım. Bir tane kız arkadaş el kaldırdı seyirci arasında. Dedi ki bende de vardı çözdüm dedi. Hiç de inanmadım. Nasıl dedim? Çok kolay fotoğrafını çekiyorum dedi. Aa dedim ne güzel. Çek fotoğrafını git yatakta bak anasını satayım. Kapalı 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 kapalı. <laughs> Eyvallah. Yine bakıyorum ama daha konforlu, <laughs> daha konforlu. Bir de benim için iyi olduğunu düşündüğüm bir takıntım var. Hastalık takıntım. Bunu seviyorum. Hasta olmamaya karşı takıntılıyım. Bana hani ne başkası olsun gibi bir şey. Sevmiyorum olmayı. Elimden geleni yapıyorum. Gerçekten e, tanıyanlar biriler. Düzenli spor yaparım, her gün meyve yerim. Proteini böyle direkt yumurtanın beyazını sarıdan ayırıp, balla sütle karıştırıp içerim falan. Çok ciddi kendime bakıyorum ama ne yaparsan yap bazen hasta oluyorsun. Ya yani kaçamıyorsun. O böyle bir şey geliyor ya boğazına önceden böyle bir pislik, anlıyorsun. O olduğu an bir ağrı kesi, bir antibiyotik, bir grip ilacı atıyorum. Bütün gün çay, ıhlamur, portakal suları, akşama kadar sıcak şeyler. Akşam yemeğinde bir tavuk suyu çorba içiyorum. Karabiberli limonlu. Yatmadan bir ağrı kesi, bir antibiyotik, bir grip ilacı atıyorum. Üstüne bir tane nane limon bir çakıyorum. Hastalık diyor ki Allah belanı versin ya. Sen diyor ne illet bir adam mısın diyor. Vücudumu terk edip gidiyor. Sonuçta mikrobun da barınmaya ihtiyacı var. Vücudumu çok tutmuyorum. Yani dört gibi hasta olup akşam dokuz gibi misafire gitmişliğim var yani kendime bakıyorum. Ama bir işe yaramıyor arkadaşlar. <laughs> TEDx olduğu için burada söyleyeyim hani. Şuradan bunu anlayın gerçekten hiçbir faydası yok. Tek faydası komedyen olduğum için belki de işime yarıyor anlatıyorum. Onun dışında bir faydası yok. Yani son 3-4 senedir hayatla ilgili hayata bakışım biraz korku biraz ümit genel olarak rahat olmak. Bunu, bunu sağlamaya çalışıyorum. Rahatlık çok önemli. Pimpilik bir işe yaramıyor. Mesela eski çalıştığım yerde, e, bundan önce başka bir şey anlatayım. <laughs> tamam vazgeçtim. Ona sonra geleyim. Koşmaya gidiyorum bir gün. Evden çıktım dedim hiçbir şey almayayım kimliği alayım şimdi düşer müşer daha rahat koşar mıyım. Kimliği aldım çıkacağım bu yeni çıkan kimlikler biliyorum bakanlıktan geliyor parmak iziyle alıyorsun kaybolunca yok işte para cezası var. Ya dedim şimdi düşebilir bu tedirgin oldum eski kimliği vermemiştim dedim eski kimliği alayım o daha değersiz onu aldım. Tam çıkacağım evden lan dedim öğrenci kimliğim var benim evde onu alayım çıkamıyorum evden aldım öyle bir takıntı. Öğrenci kimliğini aldım çıktım düştü hiçbir faydası yok boşu boşuna bir biriklenmeyin çok düşünce bir şey değişmiyor. Bir de çok buluyor. İşte eski çalıştığım iş yerinde dediğim e, bir, obi, bir öbek ofisti böyle 100 kişilik. Orada e, iki tarafta tuvalet vardı. Kadın erkek karışık, tekli. O, yani önemi de yok. Genelde dolu tek kişilik olduğu için. Kalabalık bir ofise yetmiyor. Hep sıra var. Neyse bir gün gittim tuvalete girdim. Boş çok mutlu oldum. Kapıyı kapattım arkadaş aldı. Dedim dolu. Girdim tuvalete, klozeti bir açtım, iğrenç. O kadar kötü bırakmış ki böyle midem bulandı. Aynı şeyi Allah'ım dedim ne biçim iş bu, vejetaryenler haklıymış falan kapattım yapılacak gibi değil çıkayım var dedim. Tam çıkacağım kapıda adam var benden bilecek. Ortada hiçbir sebep yok sebep yokken şerefsizin birinin bokunu temizlerken buldum kendimi. Köpürte köpürte her yeri temizledim. Islak mendillerle o kılları mılları aynanın oraları böyle cillop gibi yaptım çıktım. Takıntılıyım biliyorum ben, bana kalacak ben onunla yaşayamam. Buluyor o yüzden arkadaşlar rahat olun. <laughs> Bilet fiyatlarına bir baktım şöyle gelmeden genelde zengin insanlar burada, varlıklı insanlar. Çok mutlu oluyorum sizinle beraber olduğum için. Ben çünkü hala taze garibanım. O parayı bulduğumdaki parayı bulamadım. Ama zengin arkadaşlarım var yaptığım işten dolayı. Çok son dönemlere çok fazla zengin ve varlıklı arkadaşım var ve onlarla yaşıyorum. O yüzden zengin gibi yaşayabiliyorum ben de yani onlarla takıldığım sürece zengin hayatı yaşıyorum. Biraz karakterden ödün vermen gerekiyor ama o kadar. Şaka yapıyorum şaka. Bayağı ödün vermen gerekiyor. Bayağı, onlar ne yiyorsa onu yiyorum, ne içerse onu içiyorum, hiç itiraz etmiyorum. Tatile mi gideceğiz, onların istediği yere gidiyorum. Ama sonuçta zaten zengin gibi yaşamak istiyorsan, onların yaptıklarını hayal ediyorsan yaşatıyorlar yani, bir sorun yok. <laughs> Yaşıyorum. Ya geçen şöyle bir şey oldu. Beni zengin iftarına çağırdı arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben ilk defa böyle bir iftara gittim. Yani onlarla çok restorana gittim, bir Fransız restoranında ya birçok kişi oruçlu değildi ama Ramazan'da olduğu için bu yemek hani kültürde olduğu için iftara denk getirelim. Oruçlular da orucunu açar falan diye böyle bir yemek düzenlemişler, iftar. Ben mahalleden Serkan diye bir arkadaşımı da aldım yanıma. O da dedim nasiplensin garibim. Abi çok garip bir yemekti mesela. Fransız restorana gitmiş o anlar bilirler böyle birazcık ekstra bir ihtişam var herhalde orada. Gerçekten çok lüksü, Çünkü şöyle bir şey oldu. Ezan dip, masada okundu. Adamın biri gelip masada suratıma ezan okudu benim tedirgin oldum yani böyle izleniyormuş gibi. Ben oruç da tutmuyorum bir yandan zaten tedirginim. Adam ezanı okudu, bitirdi. Serkan de, Allah kabul etsin dedi. Bir kişi amin demedi. Abi bir de yemekten önce sürekli yemek geliyor biliyorsun orada. Öyle restoranlarda. Portakallı bir şey geliyor, kızarmış ekmeğe bir şey sürüp gönderiyorlar. Pizza geliyor, geliyor da, ha babam geliyor. Ben tabii kurnazım biliyorum, çok yemiyorum ki yemeğe yer ayırayım. Serkan durmadan yiyor. Ne gelse sildi süpürdü, benimkileri de yemeye başladı. Ya bir ara şöyle bir şey dedi, salçalı ekmek alayım bir tane daha dedi adama. Oğlum salçalı ekmek dediği bambaşka bir şey muhtemelen de. Dedim ki yapma Serkan. Yemek yemezsin. Yok dedi yerim. Oğlum işte yememen lazım. Utanıyorum yapma. Garson bu arada garsonlar da çok garip. Her bir şey bıraktığında teşekkür ediyorlar. Bir şey bırakıyor teşekkür ederim efendim. Geri çekiyor. Oğlum teşekkür etmesi gereken kişi biziz. Sen değilsin. Çok garip yani orada dönen dünya. <laughs> Neyse zaten şeyde kalkmamız lazımdı. Finalde finalde ben bunları çözdüm. Bu kadar ezanlar okundu. Yemekler yendi kimse amin nefet dedim ya. <laughs> <laughs> Serkan doyunca çok da mutlu oldu. Sprite'ın içerken dedi ki Allah herkese böyle bir arkadaş nasip etsin dedi. Herkes amin dedi. <laughs> Lan dedim bir de paranın dedim dini yok diyorsunuz. Varmış oğlum. Çaktırmadan mesaj vermeye çalışıyorum. Çünkü bana komedi yap dediler. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Niye dedikse geldim. Bunu düşündüm dün gece. Burada bir otelde kaldım. Niye geldim? Tabii birileri çağırdı sağ olsunlar. Davet ettiler. Güzel bir etkinlik. Bunların hepsi bir sebep ama asıl sebep benim. Ben istediğim için geldim. Burada olmak beni mutlu ettiği için geldim. Çünkü ben de herkes gibi bencilim. Ben de bencilce yaşıyorum. Kendimi düşünerek, kendim geleceğimi düşünerek yaşıyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Başka şeyler için mücadele etmiyorum diye düşündüm. Biraz bunun üstüne düşündüm. Aslında e, bencillik üstüne de düşündüm. Bununla ilgili de biraz düşündüm. Dün gece düşündüm bunların hepsini. Bencilliği savunmuyorum. Benim de inandığım benim de inandığım bir hayat, inandığım bir gelecek, inandığım bir ülke, kendi fikirlerim, siyasi görüşüm var ama hep şeyi düşünüyorum. Bunlar için mücadele edip ben kazansam bile, istediğim olsa bile gelecekteki onur, yaşlı onur ve o başka bir şey düşünüyor olacak. O bundan mutlu olmayacak. Şu an istediklerim o zaman istemiyor olacak o onur. Peki o zaman niye mücadele edeyim ki dedim. belki şey diye olabilirsiniz. Yani sen de bencillik yapma o zaman. Başkaları için bir şey yap. Gelecek nesiller için bir şey yap. Birincisi ya benimki bencillik değil ya başkaları için bir şey yapmak da bencillik. Çünkü başkaları için bir şey yapmak seni mutlu etmiyor olsaydı kılın kıpırdamazdı. Onlar bu, bunu yapmak seni mutlu ettiği için yapıyorsun. Herkes kendini mutlu etmek için bir şey yapıyor. Herkesin bir mücadelesi var. Kimisi siyasi, kimisi komedi yapıyor, kimisi oyun oynuyor, kimisi spor yapıyor. Bilmiyorum herkes kendini mutlu etmeye çalışıyor. Şunu da diyebilirsin. O da kendini mutlu etmeye çalışıyor. Sen de kendini mutlu etmeye çalışıyorsun ama finalde o başkalarına faydalı oluyor, sen olmuyorsun diyebilirsin. Doğru ama başkalarına faydalı olmak ne kadar doğru? Bunu çok kestiremiyorum. Çünkü spesifik örnek belki. Aziz Nesin de insanlara fayda olmak için çok mücadele etti. Bir sürü insan böyle mücadele etti. Bugün kalkıp baksa, damacana tecavüz eden adamı görse, şu ülkenin halini görse, şu sokak röportajlarını görse bileklerini keser. Ben bunlar için mücadele etmişim diye. O yüzden korkuyorum. Mücadelecilikten kaçıyorum. Tabii ki de Eyvallah. Bir kişi alkışladı oğlum. Bir tek sen tembelsin benim gibi. Gerçekten mücadele etmemiz lazım. Şaka yaptım. Çünkü bana gerçekten şaka yaptılar. Altı dolu bir şey konuşmayı çok istedim. Ama dedim, dediler ki hayır sen komedi yap. Emin misiniz dedim. Bakın ona göre bir şeyler de söyleyebilirim. Çok benim de istediğim şeyler var. Hayır dediler. Ben de böyle çaktırmadan dolu konuşmaya çalıştım. Ama durmak yok. Mücadeleye devam. Beni e, buraya çağırdığı için TEDx ailesine çok teşekkür ediyorum. E, siz de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Galiba Onur Gökçek. Eyvallah.